Şimdi dünkü maçtan bir fotoğraf ya da birkaç fotoğraf. İlk 5 dakika tribünün sahaya sırtını Bu arada bir dönme şey söyleyeyim. Galatasaray fotoğraflarını. yani devre arasında da 2-3 futbolcu alacak. Galatasaray devre arasında 2-3 futbolcu Yani var. alacak. Evet, bununla Bu ilgili da çalışması var. önemli. Onun için bütçesi var. Okan Hoca için bütçesi yok abi. Hayır, anlatamadım. Gidecek Zaten oyuncular olacak bunlar. Nelson gidecek Allah büyük bir Yani ihtimalle. Peki, affedersin. peki. Bunu düşünmüyor musun yani? Belki Fenerbahçe'nin de olacak. Bazı oyuncular. Belki Batshuayi gidecek. Yerine başka, Başka bir adam gelecek. santrafor. Olabilir yani. Evet. Evet, Beşiktaş taraftarı takıma bu şekilde sırtını dönerek bir protestoda bulundu. Beşiktaş 2-0 mağlup etti İstanbulspor'u ve sadece Aboubakar tribüne çağrıldı. Buraya üçlü çektir kartala gibi yumruk havaya deniyor ya maçtan önce. Sadece ve sadece Aboubakar tribüne Bir de Necip çağrıldı. oyuna girerken alkışlandı. Heh, Necip Peki oyuna girerken Aboubakar çektirdi mi alkışlandı. üçlüyü? Gitti taraftara. Yani, Çektirdi mi ha, üçlüyü? üçlü değil yani hani var ya oley Yumruk oley oley şov. yapıyorsunuz ya yumruk Yaptı şov mı? yaptı. Şimdi böyle başladı maç. Beşiktaş kazandı ama Beşiktaş şimdi nereye gidiyor? Başkan adayları kimler? Fikret Orman'ın açıklamaları var Ahmet Nur Çebi ile ilgili. O da bayağı sert açıklamalarda bulundu. Başkan adaylarının tabii vaatleri arasında bir numara teknik direktör. Kim kimi getirir? Bununla ilgili çok soru var. Ben burada Serdar Sarıdağ'a sözü bırakmak istiyorum. Yani şimdi bir tarih yok ortada. Bir karar var sadece. 12-19 Kasım Gibi. gibi ama Kasım havada. mı, Aralık mı? Kasım diyebiliyorum ben. Öyle gözüküyor. En geç aralığın ilk haftası. İlk haftası diyebilir. Maksimum evet. En geç. Sarkarsa. Yani Kasım'ın sonlarına doğru da olabilir bu. Bir tarih yok. Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Bir, bu tarihin belli olması resmi bir karar açıklanması işte şu tarihte çoğunluk sağlanması da bu tarihte. Genelde de çoğunluk sağlanmıyor. İkinci Bir tarihte oluyor. sonraki tarih oluyor. Onu bir bekliyorlar. Bu bir. İkincisi Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? Kararını verdi mi? Daha vermedi. Daha vermedi. Tabii aday olmayacak şeyi çoğunlukta Ağır mı basıyor? ağır basıyor. Yani ben de öyle Erman Hoca da söyledi zaten. Onu da istihbarat. Doğru. Şu an için aday olmayacak gibi bir kararı varmış. Ama tabii dündür, bugün bugündür futbolda. Olmazsa Emre Kocadağ deniyor. O bu Doğrudur, yönetimde. doğrudur. Her halükarda olsa da olmasa da Hasan Arat çıkacak. O kesin. O kesin gibi gözüküyor. Eğer Ahmet Nurşebi olmazsa, çünkü bazıları şunu bekliyor. Olsun, güven tazelesin. Kazansın. 2025 yani olan seçime kadar, tarih belirlenmiş tarihe kadar görevini tamamlasın, görev süresini tamamlasın istiyorlar bazı adaylar. Tribünler ama yine Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösterirse. Şimdi yönetim değişir. Efendimiz söyleyeyim. Milli ara dönüşü Burak işte iyi gider mesela. Bazı şeyler değişebilir. Fakat ben olmayacağı yönünde bilgi aldım. Bugün için. Çünkü ailesi de bastırıyormuş. Hani olma gibilerinden. Eğer olmazsa 4-5 adaylı bir seçim olabilir. Şimdi bir grup Yıldırım Bey, efendime söyleyeyim Erdal Torunoğulları, Murat Aksu, Serdar Adalı, Hasan Arat, Evet. Tevfik Yaman Tevfik Türk, Yaman Yaman Türk, Türk, Emre Fikret Kocada, Orman, Emre Kocada, Fikret Orman. Serdar Bilgili'ye bile gidenler olmuş aday ol diye. Yani öyle bir 4-5 adaylı bir seçim süreci görebiliriz. Eğer adaylar çok olursa insanlar ilk neye bakar? Paraya. Tabii adayın ismi önemli. Ama kendisine, yönetimine bakar. Para var mı yok mu? Herkes oraya bir bakar. Hoca. Hocaya bakarlar. Hangi hocayla gelecek? Şimdi Burak Hoca iyi giderse başkan adayı ne diyecek? O iyi giderken ben Conte ile geliyorum. Ben Sergen Yalçın da geliyorum. Bunu söylemez. Önce onlar da beklerler. Bir Burak Yılmaz ne yapacak bakalım. Ama çıkar isimlerini söylerler Ahmet Nur Çebi aday olmazsa. Ben adayım der. Yönetimde bu var. Görüşmelerim sürüyor. Planlar bunlar. Projeler bunlar. Beşiktaş'ı futbol açısından ayağa kaldıracağız. Efendim şampiyonluk iddiasını daha da yoğunlaştıracağız falan filan gibi anlatılır. Ama tabii Burak Hoca ile işler iyi gitmezse yavaş yavaş hoca isimleri ön plana da çıkar. Burada hoca ismi çok belirleyici olabilir.
İşte o isim, belirleyici olacak isim. Yani yerli mi olur, yabancı mı olur? Yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani ney tatmin eder Beşiktaş taraftarını şu anda? Sergen Yalçın tezahüratları vardı. Sergen Yalçın, Abubakar varken olmaz. Abubakar'la bir daha asla çalışmam diyen adam. Aa, evet, o da var. Çok şeyde mi dedi? Televizyon programında bayağı Abubakar'ı hani ağır eleştirdi. Allah her gün dua ediyorum gibi bir laf da söyledi hatta. Dedi mi? Dedi. Çok yani, onun gibi. Öyle ağır konuştu ki demesine bile gerek yok. Hani ikisi bir araya bir daha gelemez. Sergen Yalçın yapmaz onu. Hocam, evet, Zeki Uzun doğru, işte. Çok iyi tespit. Nasıl? Ya benim bildiğim işte. Sergen Hoca takım için, Beşiktaş için bu tür şeylerin üzerinde pek fazla durmayabilir. Durmaz. Evet. Ama illa karıştıranlar olur. Çünkü bak, neden? Sergen Yalçın senin için ya da bunu demişti. İzlediler. Çünkü neden? Hani Balotelli olayı gibi, hatırlıyor musunuz? Çünkü kaç yıl önce televizyon programı yapsa. Taraftar isterse eğer Sergen Hoca'yı bazı şeyleri sümen altı edebilir. Abi Okan geldiğinde de aynısını yaptılar. Niye bu adamı alıyorsunuz dediler. Beşiktaş'ı bıraktı gitti dediler. Ama şimdi herkes Bakır'ı türbün çağırıyor bak. Bir gol atıyor. Yani pardon. Çok yani, değişiyor bu işler. Ya. Futbol. Yani, algıyla olmaz bu işler. Sergen Yalçın alternatif olsa çalışmaz. Alternatif yok. Yani bir teknik adam da maç kazanmak ister yani. Ben Sergen Yalçın'ın döneceğini tahmin etmiyorum. Ben de tahmin etmiyorum. Çünkü şu andaki düzeni çok iyi. Sergen Hoca döner de. Tekrar döneceğini tahmin etmiyorum. Yok ya, istediğini düşünüyorum ben ya. Ben zannetmiyorum. Sergen yani, Hoca ciddi, şu anda keyfi yerinde. Benim anladığım ciddi şekilde milli takımı beklemiş. Söyledi yani, zaten. Söyledi onu zaten. Milli takım teknik. Yani bunu da söylemesi gayet normal bence. Milli takım tam ona göre ya. Bir gün mutlaka olacak zaten. Montella'nın nereden biliyoruz çok başarılı olacağını. Ben inanıyorum İnşallah başarılı olur da. Olacağını. Ama ben bir başkan adayının bugün ciddi bir planı olduğunu öğrendim. Mourinho, Roma'dan kovulmak üzere olan, bu hafta yenilirse hatta gönderilecek deniyor Mourinho için. Yendi bu hafta gerçi de, kazandı ama. Önümüzdeki 4-1 değil miydi kazandı? Evet, kazandı ama yine çok iyi tartışılıyor. Yani. Aylardır tartışılıyor biliyorsun Mourinho. Mourinho gelmez. Gelir gelmez yani biliyorsun abi, seçim vaatleri oluyor abi, başkan adaylarının. Manchester United'a 1 milyar euro harcattı biliyorsun. Ya Mourinho para harcatmayacak kulübe gelmez abi. Başkan adaylarının birinin yakın çevresinde. Bunlar tabii Menajeri böyle sızdırılıyor biliyorsun. Beşiktaş'ta değil mi? Ben inanmadığım için haber yapmadım açık söyleyeyim. Yani çok zor çünkü bu şartlarda Mourinho pahalı bir teknik direktör. Ama böyle dillendiriyormuş başkan adaylarına. Bir daha söyleyelim oradan o zaman. Zeki Uzundurkan diyor ki Beşiktaş'ın başkan adaylarından biri Mourinho'nun ismini zikretmiş değil mi? Yani tabii. Mourinho'yu hatta demiş Türkiye'de Mourinho'nun temsilciliğini yapan menajere de demiş ki yani bak, sizin Serdar'ın bu kadar yorumdan sonraki herkesin söylediği bir şey var. Ben çalışmak istiyorum. İki şeye cevap vermek lazım buradakiler. Ahmet Durçevi aday olur mu? Ona bir cevap vermek lazım. Olmayacakmış. Bence ailesi ben olmayacak diyorum. Cuma günü de bir arkadaşım mesaj attım. Cuma koymaz adaylığını diye. Çünkü tribün tepkisi devam ediyor. Onun dışında yani aile baskısı da var. İkincisi babası çok baskı. Kim başkan olur diyor sana söylüyor. Merak ettiğim konu bu Beşiktaş'ta. Serdar bu camianın içinde kim olabilir? Ya yani Tevfik Yaman Türk'ün ismi çok geçiyordu. Bu saydığı adayların mesela, içinde kim olabilir? Ben o yönetim içerisinde yani Tevfik Bey başkan adayı olur mu? Olur ama ben Hasan Arat diyorum. Ben kimi yakıştırıyorum? Ben söyleyeyim size. Yıldırım Demirören'i yakıştırıyorum. Çok ağır başlı. Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda başarıyı da yaptı. Ona teslim edebilirler yani kulübü. Yakışır da. Daha önceden de deneyimli. Hibe ettiği bir belli miktar, büyük miktar para var. 60 milyon dolar ya bıraktı. Hibe etmedi ama bıraktı yani. Şu anda yani Hasan Aratlar tamam. Hepsine saygı duyuyoruz. Tevfik Yaman Türkler de. Beşiktaş'ın şu anda çok güçlü bir profile ihtiyacı var. Çünkü federasyonla da sıkıntılar yaşıyor. Camiayı birleştirecek, işte bütün takımlarla iyi ilişkiler içinde bulacak biliyorsun. Yıldırım Demirören bütün Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Aziz Yıldırım döneminde de herkesle iyi ilişkiler içinde buldu. Yıldırım Demirören de Bilgili'nin yönetiminden çıkma başkan olarak. Yani Bilgili de Süleyman Seba'nın yönetiminden yani bana sorsan Serdar Bilgili başkan adayı olur, altta toplarsa güçlü bir yönetim oluşur ama başkanlık yapan iki insan girmez de. Abi her şey Serdar'ın dediğine takılıyor. Para. Tabii ki para. Para. O zaman yani, da Yıldırım Demirören mi ağır basıyor? Yani bilmiyorum. Kim gelirse gelsin. Canım şöyle olur. Başkana yani, bakma. Başkanın parası yoktur. Yönetim Yıldırım Demirören bu adaylar yani. Arasında yok. O, yani, olursa diyorum baskı gelirse derler yani kim gelirse, toplanırlar giderler Yıldırım Demirören'e.
Hani bütün başkan adayları da bir yönetim, sen başkan ol, etrafında birleşelim. Ya böyle o zaman zaman olmuyor mu büyük kulüplerde? Tabii. Belli bir finansmanı en az 30 milyon euroyu tedarik etmeleri gerekiyor. Yani. Çünkü bu süreçte futbolcuların transfer taksitleri olacak, olacak, bu olacak. Yaklaşık 2 ay bir geçiş olacak. Kimse elini cebine atmak istemeyecek. O zaman Sad'ın ismi başka gaz olur yani. Değişir o zaman. Yani. Neden? E tabi bir ölçüde. Yıldırım Bey gelirse diyor. Evet. Tabi. Oranın ismi başka olur. Ama sonuçta para kazanıyor. Yok kulübü. Anlaşma yapıldı. Tabi. Yani artık olursa yapıldı. O da iyi de bir anlaşma. Kaç yıldın o? Yıllık kaç? Bir yıllık. Üç yıl. Üç yıl mı? Evet. Gelecek olan başkan 2 yıldına mı seçilecek yoksa 1 yıldına mı seçilecek? Şimdi 1,5 sene sonra bir daha seçim var. Tamam. Bence en güzel o 1,5 galiba olağan seçime kadar değil mi bu? Evet. 1,5 yıl geleceksin, yarım seçileceksin. Dönem. Ben olsam tüzüğü değiştir, 2 yıla düşürürüm Galatasaray'daki gibi. 3 yılı tamamlayamıyor bazen başkan. Evet. Şimdi Beşiktaş'la ilgili artık yönetimin resmi açıklaması bekleniyor. Sonra adaylar da resmi açıklamaları yapacaklar. Net tabii. Seçim kararı alındı yani, o gün, değil mi? O, evet. Ama resmi şu günlerde ama yapılacak seçim diye kararı alındığı zaman açıklanmadı henüz. Şöyle bir şey, şu tarihler arasında yapılır da diye alınır diye. O bu hafta içi olacak. O karar hemen alındı. O kararın hemen alınması. Ben bir de şunu söyleyeyim. O akşamki mi? Yok. Olmaz artık. Şenol yok. Güneş niye bıraktı onu da söyleyeyim. Bence Ahmet Nurçebi aday olmayacağını söylediği için de Şenol Güneş bırakıyor. O akşam tabii bazı yöneticiler orada statta yapılan toplantıda Şenol Güneş'e bazı sorular sormuşlar. Hani %100 orada olmadığım için bunları paylaşayım ama teyide muhtaç bilgiler ama doğruluğuna inandığım bir kişiden aldığım bilgiler. Şöyle önce bazı yöneticiler diyor ki ya hocam Abubakar'ı niye çıkardınız? Ondan sonra Şenol Hoca da diyor ki ben öyle uygun gördüm diyor. Evet. Yine yöneticiler diyor ki bazı oyuncuların diyor sahadaki vurdum duymazlıklarına neden katlanıyorsun hocam diyor. Şenol Hoca da daha iyisi var da ben mi oynatmadım diyor. Rebiç'e ne oldu? Onana o kadar mı kötü diyorlar hocaya. Rebiç ve Onana için de hoca diyor ki bana istediğin mevkiler için alabileceğimiz en iyi oyuncular bunlar diyene bu soruları sormanızı tavsiye ederim diyor. Yani hoca da tabii ki buradaki... Keşke soruyu sorsalardı. Onur'un söylediği gibi. Niye biz... Sen Ciku muydu? Ciku'yu almadın Fenerbahçe'ye giden. Evet, Amartey'i tercih etti. Amartey'i tercih etti. Arada ön libero oynadı. Niye Tadiç'e başkan dedi istedin almadın onlar, diye sormak lazım. Onlara yani. Tabii evet. Sormak bence lazım soru ama bunlar. Şenol Güneş acaba birebir bu oyuncu getirildi de istemedi mi? Bunları da bilmiyoruz ama topu başkasına atmış Şenol Güneş. Hani alabileceğimiz en iyi oyuncular bunlar dediğiniz için ben kabul ettim demeye getirmiş işi. He. Bence de Şenol Güneş'in doğru düşündüğünü. Şenol Güneş transferler nedeniyle mutsuzdu benim gördüğüm. Yani transferle bakıyor. Yani Fenerbahçe şey gibi oyuncular almış. Yani takır takır oynayan. Galatasaray geçen yılın üstüne koymuş. Eline bakıyor. Bir tane iyi oyuncu göremiyor şampiyonluk için. Zaten Adana Demirspor maçından sonra oradaki hocanın ruh halini gördükten sonra yani artık bir kişinin tutmayacağını gördük. Orada başkan da yapmasa iyi olurdu dediniz. Ama ben yine de Ahmet Nurçebi aday olsaydı Şenol Güneş'le devam ederdi. Şenol Güneş'e bırakma hocam derdi. Bence Ahmet Nurçebi aday olmayacağı şimdi, için Şenol Güneş'e de gitme dememiştir. Şimdi Şenol Hoca haklı olabilir. Yani son tercihler alınmış olabilir oyuncu kalitesinde. Ama 23'te 23 yaparken yani 20 ya da 24 maç mı yenilmezlik serisi var? Bayağı bir böyle, yani. Böyle. Şubat başından beri yenilmiyordu Adana Demir maçına kadar. O zaman güzeldi yani bu yönetim ona Abubakar'ı aldı, Amir'i aldı. Geçen yıl Koli'yi aldı, Onur'u aldı. Çok da iyi transferler yapıyor. O transferlerle zaten ikinci yarının parlayan oyuncusu. Ve aynı oyuncular devam ediyor. Bir Redmond kaybetti. Bir de Saiz. Yani o kadar... Bir de şeyi kaybetti ya. İngiltere'ye giden Manchester United'da. Ama onun yerine Abubakar'ı aldı. Bence Bence bana hak vereceksiniz. Bir şey daha söyleyeyim Gürcan abi özür dilerim. Şenol Güneş'in başarılı olduğu dönemlere bakın. Trabzonspor'da yardımcısı Ünal Karaman'dı. Beşiktaş'ta Tamer Tunay'dı. Sonra Bayram Bektaş. Ne zaman ki bu yardımcılar ayrılıyor Milli Şenol Güneş başarısız oluyor. Ünal Karaman yine. Yani baktığında Şenol Güneş'in yanında sağ kolu iyi güçlü bir yardımcısı olması gerekiyor.